Efendim mutlu günler, gün ortasında İşin Sırrı programıyla karşınızdayız. Bugün hem ekonomide dönüşüm programını hem ekonomideki gelişmeleri ve ihracat rakamlarını Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Murat Akyüz'le konuşacağız. Sayın Akyüz, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. Dilerseniz sıcak başlıkla hemen başlayalım. Az önce Nihan detaylandırdı. Başbakan Davutoğlu ekonomide dönüşüm programının 8 maddesini daha açıkladı. Şimdi maddelere baktığımızda hem işsizliğin azaltılması, kadın istihdamının artırılması, aynı zamanda kıdem tazminatındaki sorunların çözülmesi gibi birçok başlık yer alıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Oldukça heyecan verici. Öncelikle niyet önemli tabii. Hükümetimizin bu şekilde niyeti sadece rant üzerinden para kazanmanın Türkiye'yi bir yere götürmeyeceğini, bu işin sanayi açısından çok çok önemli olduğunu, kadınıyla erkeğiyle bu işin herkesin sorumlu olduğunu gösteriyor. Bir diğer taraftan da eğitim konusunda da alınabilecek önlemler, ümit ediyorum, ihracatçımızı da etkileyecek ve onlara daha kalıcı hem istihdam hem de üretim imkanı verecek. Şimdi özellikle son birkaç gündür de takip ediyoruz. Dün Başbakan Davutoğlu inşaatçılarla bir araya geldi. Aynı zamanda sektör buluşmaları devam edecek. Cuma günü turizmcilerle bir araya gelecek Başbakan Davutoğlu. Peki siz bu sektör buluşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Sektör buluşmalarında iki tarafın birbirini anlaması öncelikle çok önemli. Çünkü sanayicinin haksız rekabet dediği bir ortam var şu anda. Sebebi şu, herhangi bir sanayici bütün sanayiye bağlı takla bütün makinalarını, fabrikasını sattıktan sonra bununla İstanbul'da ya da herhangi bir büyük şehirde alacağı bir arsa 2 sene sonunda eğer satılırsa ve buradan yapılan kar 3 katı bile olsa buradan herhangi bir vergi alınması söz konusu olmuyor. Eğer 2 sene içerisinde satarsa %20'lik bir vergiye tabi. Ama sanayici ya da ihracatçı nasıl kar ederse etsin, her yaptığı karın mutlaka belirli bir miktarını gelir vergisi olarak ödemek zorunda. Burada bir haksız kazanç söz konusu. Aynı zamanda herhangi bir arsada, sanayi arsası olsun, herhangi bir konut arsası olsun, alınan yerlerde sadece bir imzayla, burada Sayın Başbakanımız çok güzel açıkladı, sadece bir imzayla, sadece ufak bir değişiklikle, imardaki bir değişiklikle bir anda 2 katı %100 kar edilebiliyor. Ve o zaman burada bir kar söz konusuysa bunun da mutlaka vergisini devlete vermek zorunda oradaki inşaatı yapan müteahhit. Ve bu yönleriyle eğer bunlar ele alınırsa ve bunlar çözülebilirse aradaki bu haksız rekabet çözülebilir inancındayız. Peki sizin bir ihracatçı olarak talepleriniz var mı önümüzdeki günleri kapsayacak? Biz ihracatçıların sürekli talepleri oluyor. Amacımız makul taleplerle tabii hükümetimizde bu talepleri dile getirmek. Öncelikle enerji konusunda halen bahsi geçen indirimler yapılmadı. Çünkü %50'nin üzerinde bir petrolde düşüş var. Diğer taraftan doğalgazda halen düşüş devam ediyor. Her ne kadar benzin kadar olmasa da. Ama bakıyorsunuz elektrik fiyatlarına böyle bir indirim halen söz konusu değil. Bu indirimlerin olması gerekiyor ki özellikle emtia fiyatlarının düştüğü bu süreçte dünyada çok farklı ülkelerdeki rekabet ortamında olan diğer şirketler bu indirimleri yapıyorken bizim çok daha hızlı şekilde elimizdeki potansiyel müşteriyi kaybetmememiz gerekiyor. Bu yönüyle çok hızlı bir şekilde bu fiyat değişikliklerinin düşürülmesi babında yapılması gerekiyor. Diğer taraftan ihracatçının en büyük sıkıntılarından bir tanesi kur. Kur konusunda da tabii Merkez Bankası'nın da bu konuda çok aktif yer alması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde maalesef kur konusunda bazen çok ağır kaldı Merkez Bankası ve kurlardaki bu oynamalar ihracatçıyı ithalatçıya karşı maalesef çok zor durumda bıraktı ve ithalatçılar oldukça üst seviyelerde kar ettiler belirli senelerde. Bu sürecin bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Diğer taraftan da yapılacak hizmetlerin, yapılacak çalışmaların, ihracatın daha yüksek katma değerli olması gerekiyor. Katma değeri yüksek olan ürünlerin de üretimine yönelik daha büyük destek paketlerinin açıklanması gerekiyor. Türkiye'de üretilmeyen o kadar çok ham madde ve ara mamul var ki bu ürünlerin belirlendikten sonra üretimi sırasında ciddi teşviklerin verilmesi gerekiyor. Zaten üretilen bu şekilde ham madde ya da yarım mamuller hiçbir zaman başka bir ülkeye taşınma gibi bir zaten
söz konusu olmuyor. Kısa zamanda ihracatçı açısından olsun, üretici açısından olsun hem yurt içine hem de ihracata servis verebiliyor bu tip ürünler. Şimdi 2015 yılı beklenti anketi açıklandı. Evet. Tüm bu söylediğiniz başlıklar da bu anketin içerisinde yer alıyordu. Dilerseniz şimdi biraz detaylandıralım ve kur tarafından başlayalım. Evet. Özellikle Avrupa'daki gelişmeler, Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gitmesi, Euro'nun değer kaybetmesi ihracatçıyı etkiledi. Yeni pazar arayışları olduğunu biliyoruz. Hatta yeni pazarlara giren ihracatçıların sayısının %44 seviyelerinde olduğu da dün açıklandı. Hangi pazarlar ön plana çıkıyor? Euro'nun değer kaybı ihracatçıyı nasıl etkiliyor? Özellikle Afrika bu konuda gerçekten bu işin yıldızı. Diğer taraftan Güney Amerika uzun yıllardır ihracatçının keşfetmediği ama hem ticaret anlaşmalarında gümrüklerin biraz daha sıfırlanmasıyla çok daha aktif olarak ihracatçının gündeminde olan. Diğer taraftan Kuzey Amerika ülkeleri olan Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika bu bölgelerde ticaretin çok daha aktif olarak yapılabileceği ihracatçı tarafından gündeme getiriliyor. Diğer taraftan Uzak Doğu'da Çin her ne kadar bir tehdit unsuru olsa da çok büyük bir potansiyele sahip. Çin'de satılabilir ürünler sürekli masaya yatırılıyor. Diğer taraftan halen maalesef Avustralya, Yeni Zelanda bölgesinde ihracatçımızın çok da fazla etkisinin olmadığını görüyoruz. Bu bölgeler açısından mutlaka ihracatçımızın konuyu daha fazla ele almasında fayda var. Orta Doğu tabii Türkiye'nin İlk ihracat pazarlarından bir tanesiydi ama Orta Doğu'daki karışıklıklar bu süreç içerisinde biraz daha devam edecek gibi. Aynı zamanda Kuzey Afrika'da maalesef hem Libya, hem Mısır, hem Cezayir bu bölgelerde bir bölümü iç karışıklıklar, bir bölümü serbest ticaret anlaşmalarının imzalanmaması sebebiyle Kuzey Afrika bize çok fazla ümit vaat etmiyor kısa süreçte. Burada da tabii hükümetimizin de elinde olmayan bazı etkiler ve etkenler var. Bunlar da biraz daha uzun süreceye benziyor. Bu yönüyle bahsettiğimiz yeni pazarlara ihracatçımızın son sürat ilerlemesinde fayda var. Ve bu bahsettiğimiz pazarların çoğu %90'ının üzerinde dolar kuruyla satış yapılabilecek bölgeler. İşte çeşitli senaryolar var. Bu senaryoların bir tanesi de euro ile doların eşitleneceği. Eğer böyle bir şey olacaksa da ihracatçımız buradan da kazançlı çıkabilir inancındayım ben. Sizce 1 euro 1 dolar olur mu peki? Ben olacağını kısa zamanda düşünmüyorum. Çünkü 1.15 seviyeleri zaten bu işin neredeyse artık sakinleştiği noktalar olarak görünmeye başladı. Ama 1.10 seviyelerini belki görse de yine de hemen hemen kendisini 1.15 seviyelerine rahatlıkla çekebileceğine inanıyorum. Tabii burada o ülkelerin merkez bankalarının da yapacakları müdahalelere de bağlı. Ama bir seviyeden eğer çok daha yaklaşırsa Türk ihracatçısının Avrupa bölgesindeki yaptığı ihracatta özellikle Doğu Avrupalı ve AB'nin içerisinde yer alan ülkelerle rekabeti daha da kızışacaktır. Polonya öncelikli olarak. Çünkü Polonya olsun, Slovenya olsun bu bölgelerde özellikle Almanya'nın bu bölgelerde endüstriyel yatırımları geçmiş yıllarda oldu. Fakat Türkiye'nin her zaman bir ihracatta ve rekabette önceliği oldu. Hem kur yapısından dolayı hem de sanayileşmesinin çok daha evveliyatından dolayı sanıyorum işler biraz da eğer bir seviyelerine inerse bu şekilde bir eşitleme olursa çok daha rekabet artabilir inancındayım. Peki dolar TL'ye bakalım. İhracatçının ilk çeyrek için dolar TL beklentisi nedir? Hangi seviyeyi bekleniyor? 2.25-2.35 aralığı çok makul seviyeler. Daha da artmasını kimse beklemiyor. Artmasını da istemiyoruz. Ani artışlar ya da ani azalışlar her zaman ihracatçıya zarar veriyor. İhracatçının %100 ihracat yaptığını kesinlikle söyleyemeyiz. Çünkü ihracatçı aynı zamanda yurt içine de açık hesapla ürün veriyor birçok noktaya. Bu yönleriyle ihracatçı da zarar görüyor. Eğer bir cebinden kar ediyorsa diğer cebine yurt içinde kur farkından dolayı yaptığı zararı karşılıyor. O yönüyle ihracatçıyı kur farkından dolayı kar ettiği gözüyle kesinlikle bakmamamız gerekiyor. Nitekim ihracatçıları da şu süreç içerisinde kesinlikle kura karşı kendilerini hedge etmelerini tavsiye ediyoruz. İhracatçımız maalesef hedge etme konusunda kendisini yeterince bu konuda güvende hissetmiyor. Aynı zamanda hedge konusunda da çok yüksek maliyetleri olduğuna inanıyor. Bu konuda tekrar maliyetlerini gözden geçirip en kısa zamanda hedge etme konusunda tavsiyelerimizi yineliyoruz. Çünkü
2015 ya da 2014'ten daha zor geçecek. Ama zor geçmesinin sebebi Türkiye'nin iç koşullarından değil, aksine dış koşullardaki hem rekabetçi ortamdan hem de finansal piyasaların çok hızlı hareket etmesinden kaynaklanıyor. Şimdi dolar kuru özellikle dün Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyaliyle 2.37'li seviyeleri görmüştü. Evet. Ardından geri çekildi. Evet. Merkez Bankası bir ara toplantıdan bahsetti 4 Şubat'ta. Evet. Faizi erken indirebileceğinin sinyalini verdi. Evet. Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sadece şu, eğer burada piyasa speküle edilirse ben bunun önlemini kısa zamanda alırım. İnancı. Çünkü eğer bir tarih fikse o tarihe kadar piyasayı biraz daha speküle edelim, bunun üzerinden para kazanalım diyen simsarları biraz daha geri adım atmasına sebep olacak bir açıklama bence. Çok da yerinde bir açıklama. Gelecek süreçte de sanıyorum erken toplantı ihtimali de artacak. Çünkü enflasyondaki düşüş beklenenin üzerinde olacak. Özellikle Türkiye'nin enerji piyasasına çok ciddi anlamda bir para aktarımı söz konusuydu. Şu süreçte her ne kadar Amerika ile OPEC arasındaki bir resleşmeden dolayı fiyatlar bu seviyelere çekilmiş olsa da bu işten en büyük zararı nasıl işte Rusya, Venezuela gördü, İran gördü diyebiliyorsak en çok kar edenlerden bir tanesi de Türkiye oldu. Bu bizim biraz şansımız bir süreç ve ümit ediyorum biraz daha uzun sürer. Şimdi zaten Ocak ayında 50 bas puanlık bir indirime gidilmişti. Evet. Peki yatırımların artması için faizlerin hangi seviyede olması gerekiyor? Sizin beklentiniz ne yönde? Tabii 50 bas puan sanayici için de, ihracatçı için de yeterli bir seviye olmadı. Bunun hızla geriye çekilmesinde de fayda var. Eğer 2015 yılıyla ilgili enflasyon beklentileri işte %5'ler seviyelerinde olacaksa, bizim de yine beklenen faiz belki bunun çok az üzerinde olması makul seviyeler, %10 seviyelerine yakın seviyeler hem Türkiye'ye hem finansman ortamına hem de ihracatçıya da zarar veriyor. Çünkü ihracatçı özellikle bu dönemde sadece ve sadece finansmanla dönmek zorunda. Kendi içinde kendi parasını kullanan bir ihracat sistemi görmüyoruz. Ağırlıklı olarak krediyle ve finansman sistemleriyle bütün enstrümanlarını kullanan bir sistemde döndüğünü görüyoruz. O yüzden en kısa zamanda faizlerin düşürülmesinde de fayda var. Tabii piyasa koşullarına ayak uyduracak şekilde bir faiz indiriminden bahsediyoruz. Hiçbir zaman piyasa koşullarından kopup çok daha düşük seviyelerde tutturalım diye bir üstelememiz olmadı. Çünkü piyasadan da uzaklaşmaması gereken bir Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Sanıyorum Sayın Başkan da buna özellikle dikkat ediyor. Bu arada az bir vaktimiz kaldı. Hemen iki pazar konusunda da merak ettiklerim de var. Onlarla ilgili soruları da sormak isterim. Son dönemde Rusya pazarına çok konuştuk ve iki gündür de son birkaç gündür de daha doğrusu Yunanistan'a çok konuşuyoruz. Çünkü Yunanistan'da yeni bir seçim var. Bu pazarlara yönelik yeni çalışmalar, yeni planlar var mı peki? Rusya ile ilgili maalesef ilk başta o görünen pembe tablo ortadan kalktı. Çünkü Rusya'ya yapılacak ihracatın hızla artmasını bekliyorduk. Ama maalesef Rusya'nın yine kendi içerisindeki kendi kendine engelleme yöntemleri, gümrüklerdeki zorlaştırmaları maalesef ortadan kalkmadı. O yüzden bu konuda narenciye olsun, diğer sektörlerde olsun ciddi anlamda ihracatımız artar görüşü şu anda biraz daha kendisini sakin bir ortama bıraktı. Bu süreç içerisinde Rusya ile ilgili yeni bir strateji tabii ki olacak ama Avrupa Birliği'nin de önlemleri bir taraftan ihracat yapılmaması yönünde her türlü baskıyı da bizim üzerimize hissettiriyor. Özellikle Türkiye'de ve Avrupa'da üretim üssü olan bazı uluslararası şirketler üretimlerini Türkiye'ye kaydırmaya başladılar. Bu açıdan bizim için bir avantaj ve Türkiye üzerinden ihracat yapılıyor. Ama Rusya'daki bu çalışmaların kısa zamanda hemen sonuç vermesini beklemiyoruz. Diğer yönüyle de özellikle Yunanistan'daki bu değişiklikler Türk ihracatçısını kısa zamanda etkilemez. Her ne kadar yeni kurulacak hükümetin içerisinde Türk düşmanı ya da Türk dostu olmayan bazı bakanların olduğunu da özellikle Savunma Bakanı'nın olduğunu biliyoruz. Ama ihracatı etkileyecek bir yapı Yunanistan'ı ciddi anlamda etkiler. O yüzden Yunanistan'ın şu zamanda özellikle ticarete ihtiyacı var diyebiliriz. Peki efendim, Tim Yönetim Kurulu üyesi Murat Akgüz, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olun. Sağ olun. Sayın seyirciler, işin sırrını burada sonlandırıyoruz. Ancak bizden ayrılmayın. Piyasadaki son durumla az sonra devam edeceğiz.